Miraç'ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet cehennemi gördüğünü, diğer peygamberlerle görüştüğünü Evet. söylüyor ama bu tarz şeylerin olmadığını, Miraç'ın hikaye olduğunu, cennetin cehennemin yaratılmadığını söyleyenler var. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havle linuriyehu min ayetina. Şimdi ayeti kerime Subhanellezi esra bi abdihi diyor bak. Kulu Muhammed'i, abd kulu Muhammed'i gece yolculuğuna çıkardı. Onun şanı yücedir. Nereden? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüttü. Burası ayetle sabittir. Burayı inkar eden adama adam denmediği gibi Müslüman da denmez. Şimdi bazı hastalıklı kişiler var. Bir kısmının da televizyonu dahi olabilir. İşleri güçleri, Resulullah Aleyhisselam'ın mucizesi var mıydı? Resulullah'ın sadece bir Kur'an mucizesi vardı. Onun dışında hiçbir mucizesi yoktu. Bunun mücadelesini veriyorlar. Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. Mucizenin gerekçesi olarak bir şeyler söyleniyor. Deniyor ki yarın kıyamet gününde peygamber falanca idi. Fakat bu bana mucize göstermedi. Ben nereden bileceğim bunun peygamber olduğunu dememeleri için mesela Hz. Musa, Hz. İsa, daha önceki peygamberlere Cenab-ı Hak mucize vermiş, gerekçelendiriyor. Yani peygamber olduğunu nereden bilecektik? O da bizim gibi bir adamdı. Demesinler diye bunu yapmış. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'dan kendi kavmi de mucize istemiş. Safa altın olsun demişler. Falanca dağ altın olsun demişler. Cenab-ı Hak Resulüne diyor ki ben onu altın yaparım. Ancak inkar ettikleri takdirde geçmiş ümmetlere yaptığımın daha kötüsünü onlara yaparım diyor. Yani aslında son peygamber Resulullah Aleyhisselam onun ümmetinin helak edilmesi demek son peygamber olmamak anlamına gelir. O noktaya da dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak Resulullah Aleyhisselam'ın ümmetini, kavmini helak etmedi ki devam edecek hayatları onların. Yani geçmişten ibret almalarını istedi. Çok mucize üzerinde durmadı. Ancak mesela Kamer suresinde İktarabes-sa'a ve'nşakka'l-kamer ayet öyle başlar. Bir mucize gördükleri zaman yüz çevirirler der. Bu hadise mesela ayeti kerimede sabit. Hadis-i şeriflerde bunun açıkça ifadesi var. Hatta Ay'a giden astronotların bu yarılmayı gördüklerine dair de bir sürü yayın yapılmış. Yani eskiden bunlar yapıldılar. Şimdi Miraç hadisesinin demek ki Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram arasındaki o yolculuk ayetli sabit bunu inkar ettiğiniz takdirde Müslümanlığınız tartışılır. Bu bir. Ondan sonraki hadiseler meşhur hadislerle sabit olmuş. Meşhur hadisin inkarı küfür değil ama zındıklık deniyor. Yani sanki inkar gibi kabul edilmiş. Resulullah Aleyhisselam'ın mesela Mekke'ye dönüşünde bir hadise var. Müşrikler Resulullah Aleyhisselam'la alay etmek istediler. Nereye gittiler? Hazreti Ebu Bekir'in yanına. Bak senin Muhammed ne diyor? Semalara gitmiş. Peygamberlerle görüşmüş. Cenab-ı Hak'la konuşmuş. Bu adam kafayı yedi herhalde diyorlar. Hazreti Ebu Bekir ne cevap veriyor? Ben daha ötesine inanıyorum. Ya o dediyse doğrudur diyor. Şimdi Resulullah'ın dilinden bu anlatılıyor. Bunun rüyada olması bir defa abd kul ifadesiyle çelişir. Yani Resulullah Aleyhisselam bizatihi çıkmıştır. Muhammed Aleyhisselam olarak çıkmış ama bu yolculuk kısa vadede cereyan ediyor. Çünkü bu olağanüstü bir durum.
Resulullah Aleyhisselam'ın orada cennet ve cehennemi gördüğü, kendisine gösterildiği beyanı var. Gösterilemez mi? Nedir yani bu rüya? Mesela uykuya daldığınızda bir sürü şeyler görüyorsunuz. Ehl-i sünnet inancına göre cennet ve cehennem hazırda yaratılmıştır. Vardır, vardır yani. Var. Peki bu hoca geçinen adamların derdi ne? Adamların derdi ehl-i sünnet diye bir inanç olmasın istiyorlar. Güya onlar dini anlayamamış, Kur'an'ı anlayacak türde insan değiller. Bu beyefendiler mal bulmuş mağribi gibi, mal bulmuş mağribi gibi efendim hak hakikati biliyorlar. Yüzlerce binlerce ulema hiçbir şey bilmiyor, ayetten bir şey anlamıyorlar. Şimdisi ayeti nasıl yorumluyor? Mesela Cenab-ı Hak Sübhanellezî esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram. Bak açık. Mescid-i haram, Mescid-i Aksa. Bazıları da yakın mescittir efendim. İşte şurada falan yere gitmiş gibi. Peygamber aleyhisselama bir türlü mucizeyi yakıştıramıyorlar. Peki şunu sormak lazım. Yarın Ebu Cehil dese ki, Muhammed Aleyhisselam bana mucize göstermedi. Gösterseydi belki de inanacaktı. Diyemez mi yani? Diğer ümmetler bize mucize göstermedi demesinler diye Cenab-ı Hak peygamberine mucize veriyor. Ebu Cehil, Ebu Leheb türü adamlar biz mucize görmedik dolayısıyla bizi azap edemesin diye Cenab-ı Hakk'a itirazda bulunabilirler. Ama böyle bir şey olmayacak. Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselam evet sık sık mucizeler göstermemiş ama onun hayatında sahabe-i kiramın gördüğü bir kısmı Kur'an'la sabit, bir kısmı da hadisi şeriflerde meşhur hadisler, inkarı mümkün olmayan hadislerde açık açık beyan ediliyor. Yani bir yemeğin bereketlenmesi, efendim elinden, parmağından suların akması vesaire gibi. Bunlar Buhari'de, Müslim'de, diğer hadis kitaplarında açıkça geçen olaylardır. Resulullah Aleyhisselam'ın mucizesine itiraz edenler daha ziyade hadislere saldırıyorlar. Çünkü hadisleri kabul ettiğiniz takdirde mucizeyi de kabul etmek durumundasınız. Evet. Ne yapmak lazım o halde? Hadisleri inkar etmek gerekiyor. Bu hoş bir davranış değil. Dolayısıyla bizim anlattığımız ehl-i sünnet inancı gereği bir, İsra hadisesi hak ve gerçektir. Mescid-i Aksa'dan semalara yükselme, o peygamberlerle konuşma hadisesi gaybi bir konudur. Resulullah Aleyhisselam her semada bir peygamberle görüşmüş. Bunu açıkça beyan ediyor. Bu hadisenin nasıl cereyan ettiğine dair uzun uzun hadisleri sağlam hadis kaynaklarında görürsünüz. Buna rağmen inkar edilmesi akılla, izanla, hocalıkla mütenasip bir şey değil. Dolayısıyla biz deriz ki bu haktır. Cennet ve cehennem hazırda vardır ve yaratılmıştır. Resulullah Aleyhisselam'a cennet ve cehennemliklerin ahvali gösterilmiştir. Ve onu da bize ümmetine anlatmış. Kadınları toplamış, onlara eksiklerini söylemiş. Beyefendileri toplamış, şu konularda dikkatli olun demiş ve uyarmış. O hadisler, yüzlerce bu konuda hadis var. Bunların inkarı mümkün değil. Pekala hocam, gayet güzel ifade ettiniz.